Ponguç Akademi 9. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Gerçek sayıların köklü gösterimle ilgili yapılan işlemler konusunda sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi ilk önce takvimimize bakalım. 9. sınıf Eylül programına başlamıştık geçen hafta. Gerçek sayıların üstü gösterimini sizlerle birlikteydik. Bu haftada köklü gösterimiyle sizlerle birlikteyiz. Sonrasında sayı kümeleri ve sonrasında da ekim ayı ile devam edeceğiz arkadaşlar. Ve diğer derslerde de lütfen programı iyi takip edin. Eksik olduğunuz konuları, tekrar etmek istediğiniz konuları hepsini bu takvimde görüyorsunuz ve buna göre hareket edin. Hafta sonları tekrar yapmayı ve kitap okumayı kesinlikle unutmuyoruz. Sonrasında zaten inşallah Eylül ayını birlikte bitireceğiz. Evet arkadaşım ne göreceğiz bugün? Hemen bakalım. Bizim müfredatımızda öğrenme çıktıları olarak gerçek sayıların üst ve köklü gösterimiyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilmeyi konusundaydık. Ve onun alt başlıklarını geçen hafta da söylemiştik. Hep üstü köklü üstü köklü diye gidiyor. Ve biz de bu hafta köklü kısmını sizlerle birlikte ele alacağız arkadaşlar. Anahtar kelimelerimizde tabii ki de geçen hafta üstü gösterimlerde bu hafta da köklü gösterimler olacak. Sözü fazla uzatmayalım ve artık dersimize yavaş yavaş başlayalım. Peki arkadaşım temel kabuller neler? Yani yeni bir fırata göre öğrenme çıktıları gördünüz biraz önce ve temel kabuller çok önemli. Temel kabul ne demek? Sen bu konuya gelmeden önce neler bilmelisin onu söylüyor. Öğrencilerin irrasyonel sayıları bildiği Bakın irrasyonel sayıları bildiğiniz kabul ediliyor. Peki irrasyonel sayılar neydi? Kısaca söyleyelim. Bakın kök içinden çıkamayan sayılar vvvvv, pi gibi pi gibi virgülden sonraki kısmı düzensiz devam edenler. Mesela bir de e sayısı var, 272 diye gidiyor. Onu da şimdi burada göstermeyelim. O da sonradan nokta nokta gidiyor çünkü devamı sonsuz ve düzensiz bir şekilde gidiyor. Evet, irrasyonel sayıları bildiği, yani rasyonel olmayanlar, yani kökler ve düzensiz gidenler virgülden sonrasını irrasyonel sayının elemanı olduğu gerçek sayı aralıklarını belirleyebildiği. Mesela kök 7 nerede? Onları söyleyeceğiz şimdi. Bunları bildiğin kabul ediliyor. Yani basit köklü işlemleri bildiğin kabul ediliyor. Ayrıca pozitif bir gerçek sayının karekökünün rasyonel sayı olup olmadığını belirleyebilme. Basit. Mesela kök 4, kök 9 Bunları acaba kökten dışarı çıkıp çıkmadığını biliyor musun diye bunları da kabul ediyor. Çarpma işleminin toplama işlemlerinin üzerine dağılma özelliğini zaten bunu biliyoruz. Cebirsel ifadeleri belirleyip işlemler yapabilir kabul ediyor. Tamam arkadaşım bunları anladık. Zaten konu içinde de ben bunları tekrar edeceğim. Hadi başlayalım o zaman. Gerçek sayıların kökleri. Bakın gerçek sayıların kökleri. Ne ne olacakmış? Pozitif tam sayı olacakmış. Aynı zamanda da 2'ye eşit veya da 2'den büyük olmak üzere x üzeri n eşittir a. Yani n 2 veya 2'den büyükse o zaman en düşük 2 yazdığımız için x kare mesela a olacak. Denklemini sağlayan x gerçek sayılarına a sayısının n dereceden gerçek sayı kökleri denir. Şimdi ne demek istiyor arkadaşım? Bak şunu demek istiyor. Bizim elimizde mesela burada x kare eşittir a ise biz burada artık ne yapacağız? x'in gerçek köklerini istiyorsak hemen bu karşıya daha doğrusu üssü sayıların tersi köklü sayılar olduğunu bileceğiz. Ve ne yapacaksın? Köklü sayıyı yerleştireceksin. Buradaki 2 ise o zaman burada da kökün derecesi 2 olacak. Şimdi bunların üzerine duracağız zaten birazdan. Hemen biz burada örnek verelim. Bakın köklü sayı işareti şöyle bir işaret. Köklü sayı işareti şöyle bir işaret. Bu işaretin şurada her zaman bir derecesi olur. Mesela şu an ben sıfır gibi gözüküyor ama burada bir derece olacak arkadaşım. Mesela burada görünmez bir derece var. Nasıl 2 sayısının üstünde görünmez bir varsa, 5 sayısının üstünde görünmez bir varsa köklerde de görünmez derecemiz bizim 2 olacak arkadaşım. Ve biz buna ne diyoruz? Kare kök diyoruz. Kare kök diyoruz. 2 varsa biz bunu kare kök diye söylüyoruz. Peki 3 olursa ne olacak? Küp kök olacak. Mesela 7 var içeride. Küp kök 7 olarak söyleyeceğiz. Peki 5 olursa ne olacak? Artık derece şeklinde söylüyoruz. 5. dereceden kök 8 diyeceğiz arkadaşım. Hemen alıştırmalara bakalım. Aşağıdaki sayılardan gerçek sayı olanların yanındaki boş kutucuklara tik koyun diyor. Şimdi bir dakika. Senin bunları bilmen için ilk önce burada çok dikkatli olman lazım. Yani dikkat kısmına odaklanmamız lazım. Ne demek istiyor? Köklü ifadeler her zaman gerçek sayıya eşit olmayabilir. Neden? Çünkü x kare eşittir a dediğim sayı negatifse bir dakika ya x kare bir şeyi iki kere çarpıyorum. Yani eksi beş mesela eksi beşle çarpılsa e, artı olur. Her şeyin iki kere çarpılması bana pozitif ya da sıfır vereceğine göre o zaman ne olacak? Tersten düşündüğümüzde de çift derecelilerde kökün içi eksi olmaz. İşte bu anlattığım mantıktan dolayı bir köklü sayı varsa onun gerçek sayı olabilmesi için ne yapacaksın dostum? Neye bakacaksın hemen tek mi çift mi diye tekse ...bir sıkıntı yok... ...Allah ne verdiyse her şey olabilir ha... ...ama ne çiftse... ...o zaman ve o zaman... ...a reel sayı olacak... ...doğru ama yetmez... ...sıfır veya sıfırdan büyük olması gerekiyor... ...o zaman şimdi gel bakalım... ...gerçek sayım alttakiler... ...e bakıyorsun... ...e tabii ki de gerçek sayı... ...niye... ...çünkü arkadaşım kök 17 demek... ...17 ve derecem 2 olduğuna göre... ...pozitif sayım bir sıkıntı yok... ...devam ediyorum... Benim derecem kaç? 7. İçerisi reel sayı. Eksi. Faş hiç fark etmez. O zaman bu da olur. Geldim buraya. Derecem 3. İçerisinin ne olduğuna bakmam bile. Yani negatif mi pozitif mi? Hepsi olur. Ama çift dereceli köklerde içerisi negatif olmaz. Ne olacaktı arkadaşım? Pardon şunu çarpı işaretledim. Bu yanlış yani. Hatta bir daha üstünden geçelim. Hatta bir tane de sarıyla geçelim. Bu ne oldu? Yanlış arkadaşım. Bunu gözden çıkartalım. Bunlar olur. Niye çift derecelerinin içi negatif olmaz? Olursa gerçek sayı olmaz. 10. sınıfta göreceğiz. Kompleks sayı, karmaşık sayı diyoruz. Evet geldik başka bir soruya. Diyor ki eşitliği verilmiş ve A bir gerçek sayı. Bir dakika ya. Kök 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 var ve bunun gerçek sayı olduğuna göre. O zaman her birini tek tek ben ne yapacağım? İrdeleyeceğim. Hemen bakıyorum o zaman. Çift derece mi? Çift dereceli bir kök. O zaman arkadaşım ne olacak? 10 x 10 x büyük eşittir 0 olacak. Tamam. Bu süper. Devam ediyorum. Peki tek dereceli bakıyorsun tek derece e, gerisini düşünmeye gerek yok. İçerisi reel sayıydı. Her zaman da reel sayı olur zaten. x reel sayıysa bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Görünmez olunca ne oluyordu arkadaşım? Burada bir 2 oluyordu. 2 de çift sayı olduğuna göre o zaman ne diyorum? x eksi 6 büyük eşittir sıfır dedim. Niye? Çünkü çift derecenin içi negatif olmazdı. Ya sıfır ya da pozitif olmak zorundaydı. Önlerindeki artı eksilerin bir anlamı var mı? Yok. Onlar 3 tane ayrı reel sayıların toplamını çıkarmayla birleşmesini söylüyor bana. Evet arkadaşım baktığımda ne olacak o zaman? Hemen x'i karşıya attım. x dediğim şey ondan küçük eşit. 6'yı karşıya attım. x dediğim şey 6'dan büyük eşit. O zaman bunları birleştirelim hemen. Ne yaptık arkadaşım? Gördüğün gibi x dediğim şey 10'dan küçük eşit, 6'dan büyük eşit. Alabileceği farklı tam sayı değerlerini soruyor bana. Hemen o zaman patlattık. 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam tamına kaç tane? 5 tane farklı tam sayı değeri vardır dedim ve bu soruyu bitirmiş oldum. Gerçek sayı diyorsa hemen ne olacak? Çiftlerin içi pozitif ya da sıfır. Teklerin içi Allah ne verdiyse her şey olur dedik köklü ifadelerin üstü gösterimine bakalım. Arkadaşım ben bundan önce sana küçük bir ne yapalım bir biyoloji dersi bir sosyal hayattan bir şeyler anlatalım. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar çok dikkat edin. Şimdi biz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada da ne var arkadaşım? Bir yerin üstü ve yerin altı var. Yerin üstünde ne var? Mesela güzel bir papatya var görüyor musun? Güzel bir papatya var. Hatta bu papatyanın şöyle içini de sarı yapalım. Bakın güzel bir papatya var bu papatyanın da veyahut da bir ağacın neyi var arkadaşım? Bunların birer kökleri var. Bakın kökleri var. Ama nerede? Bir çizgi var yani yeryüzü. Bu çizginin altında kökler, üstünde de üst var. Yani üst dediğimiz şey neyse o. Papatya ise papatya, ağaçsa ağaç. Bunlar olduğunu görüyorum. Ama altlarda ne var? Kökler var. üstte de üst var. Yani üst dediğimiz şey neyse artık işte burada köklü sayıları ben aynen bunlara benzetiyorum. Nasıl yani arkadaşım? Bak burada kökün derecesi ne? Bakın kökün derecesi ne? Bu arada bu kök birbirinden ayrı değildir. Bakın burada iki kavram var. Kök dereceyle birlikte bir de a sayısı üssüyle birlikte. İşte arkadaşım, burada kökün derecesinin ne olduğunu görüyorsun ya. Ne demiştik? Kök her zaman kök her zaman nerededir? Toprağın altında yüzeyin altında çizginin altında işte burada bölü çizgisinin altında ne olacak? Üs her zaman üstedir. Bak üst, üste kök kökü. Kök nerede olur? Kök çizginin altında. Yani benim yeryüzümün altında ya da paydamın payda diyorum. Kesir çizgisinin altında olacak. Bu muhabbeti ben aklıma kodlamışım böyle. Ya hocam burada M bölü N miydi? N bölü M miydi? Demiyorum. Ne yapıyorum hemen? Kök Köke yani alta üst üsse. Üst üsse gitti olay bitti. Hemen üstü gösterimini yapalım o zaman bunun. üstü gösterimine baktığımda ne var burada arkadaşım? 16 dediğim sayı 2 üzeri 4'tür. Üçüncü dereceden kök diyor bana. Hemen o zaman ne yaptım? 2 üzeri üst üsse kök köke geldi. İşte bu kadar. Hemen baktım. Burada görünmez mi 2? 7'nin üzerinde görünmez bir 1 var. O zaman ne yaptım? 7 üzeri 1 bölü 2. Üst üsse kök. Toprağın altına çizginin altına geldi. Peki üssü gösterimi kökle çevirelim. Bak ne olacak? 3 var. Üs üsse kök köke gelecek. Devam, devam ediyorum. Burada ne var? 1 bölü 5 var. O zaman eksi 12 üzeri 1 yazmıyorum çünkü her şeyin birinci kuvveti kendisidir. O zaman ne oldu? Üs üsse yazmaya gerek yok. Ne olacak o zaman kökün derecesi de 5 olarak yanıma gelecek. Hocam burada bir sıkıntı yok mu? Kökün içi eksi. Arkadaşım derecesi tek. Teklerde bir sorun yoktu ama çift olsaydı evet dediğin gibi bir sorun vardı ama şu an bir sorunumuz yok bir daha söyleyelim Üs üsse kök kök nerededir alttadır bunu da unutmuyorsun hemen işleminin sonucu nedir diye bana soruyor bunu nasıl yapabiliriz bir düşünelim 3 üzeri eksi 1 bölü 2 tamam süper yanda da 27 var buldum 27 ne arkadaşım 3'ün sülalesinden 3'ün bir akrabası o zaman hemen bunu patlatalım. Nasıl yapalım? 3 üzeri eksi 1 bölü 2 yapalım. Şu adamın ben 3 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Dışarıda da kökün derecesi 4 ise çarpı 3 üzeri ne olacak arkadaşım? Üst üsse kökün derecesi 6'a gelecek. Bunu da patlattık yaptık. Şimdi arkadaşım buraya dikkat. Burada geçen hafta söylemiştik. Üstü sayılarda ne vardı? Üstü sayılarda tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanırdı. O zaman ne yapacağız? Eksi 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 yapacağız. Şu adamı 2 ile genişletsem bakalım ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Burası da artı 3 olduğu için 1 bölü 4 olmuş oluyor. Peki işin bitti mi? Bitmedi. Çünkü şıklarda artık bu yok. Niye? Çünkü yeni bir kavram girdi hayatımıza. O da köklü sayı. Köklü sayıda ne vardı? Köklü sayının kök köke üs, üsse geçiyordu ki Zaten 1 ise yazmaya gerek yok. 3 üzeri 1, 3'tür dedik. Şuradaki rasyon işlemi inşallah anlamışsınızdır. Eksi 1 vardı. Bu eksi 1'e koyabiliriz. 2 kere 1, 2. Eksi 2 oldu. Eksi 2 artı 3 daha. Artı 1. Paydaları zaten 4 diye eşitlemiştik dedik. Bu güzel soruyu da yaptık. Ve olayı bitirdik. Geldik bir başka soruya. Kök içinde ya da kare kök 4 üzeri x eksi 1 eşittir 8 ise eşitliğini sağlayan nedir diyor. Şimdi arkadaşım çok dikkatli bakıyorsun olaya. Benim elimde ne var? Yine 2'nin sülalesinden 4, 2'nin sülalesinden 8 var. Tamam o zaman bakıyorum. Ne yapacağım şimdi? Hemen şöyle yaparım. Bunun derecesi 2 mi? Evet. Burada da 4 dediğin şey 2 üzeri 2 mi? Evet. O zaman bakın geçen haftaki bilgilerimden 2 üzeri 2 üzeri x eksi 1 var demek ki burada. E üstün üstü çarpmaydı. O zaman 2 üzeri 2 çarpı x eksi 1 var burada. E dışarıda da 2 vardı. Kök içinde derecesi 2 idi. E kökün içindeki derece ne olacak? Hemen buna bölü olarak gelecek. O zaman artık sorumu birleştirebilirim. Ne yapacağım o zaman şurayı? Burayı 2 üzeri 2 çarpı x eksi 1. Hani üst üsseydi kökün derecesi alttaydı. İşte burayı bu şekilde yapmış olduk. Bu arada 2 üzeri 3 olduğunu da biliyorum. Yanlışlıkla elim sürçtü. Ne yaptı? 3 yaz. 2 yazacağımı 3 yazdım. Tamamdır arkadaşım. Çarpmada ne yapılırdı? Rasyonel sayılarda bölme olabilirdi burada. Şey, bölmede çarpım durumunda sadeleşme olabilirdi. O zaman ne yaptık? 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 3 dedim. Hemen ne yaptım? Tabanlar aynıysa üstler aynı olmak zorunda dedim. O zaman ne yaptım? Eksi 1'i karşıya ışınladım. Ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu cevabım. Lütfen sakin. Lütfen zor olmadığını fark edin. Tane tane yavaş yavaş yapıyorum. 4 nedir? 2'nin sülalesinden. 2 üzeri 2. Üssün üssü geçen hafta görmüştük. Çarpmaydı. E kökün derecesi bölü olarak geliyordu. O zaman çarpım durumunda ve aşağıda da sayı varsa sadeleştirme olur. 8 dediğinde zaten 2 üzeri 3'tü. Tabanlar aynısa üstler eşittir dedim ve geçtim. İşte şimdi geldik kökten kurtulmaya arkadaşım kökten kurtulacağız. Yani hepten kurtulacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Yine benim ne biliyorum ben? Burada pozitif tam sayı 2'den büyük ve bana dediği şey şu. Senin senin elinde bir köklü sayı varsa ve bu köklü sayının derecesiyle kökün derecesiyle üssün derecesi aynıysa o zaman bu adam bu kilidi kırar. Bu kilidi kırar ve dışarı çıkar. Nasıl dışarı çıkar? Bu arada bak dikkat et. Zaten derecem en derecesi en üssü de n olduğuna göre bunlar sadeleşir A kalır. Ama dikkat burada öyle düşünmüyoruz. Niye? Çünkü eğer tekse bir sorun yok. Gerçekten A olur. Ama çiftse arkadaşım sen bir şeyin karesini alıp köke alırsan belki de kare işleminde eksiği pozitif yaptığın için unutma. Eksiği pozitif yaptığın için sen eksiği pozitif yapıp kökü alırsan yine orada cevabın A çıkmaz. Çünkü cevap pozitif çıkacağı için A negatif çıkacağı için biz ne yapıyoruz? A'nın mutlak değeri diyoruz. Buna dikkat. Tekse bir sorun yok ama çiftse mutlak değer olacak. Ne anlatıyorsun hocam sen ya? Bak şöyle anlatıyorum dostum. Burada üçüncü dereceden denklem, üçüncü dereceden kök var mı? Var. Üssü de üç mü? Üç. O zaman kökle üç gider. Ne kalır geriye? Yalnız üç kalır. Neden? Çünkü tekte bir sıkıntı yok. Gel bakalım çifte bir tane çift yapalım. Bakın kökün derecesi sekiz. Üssüm de sekiz. O zaman dışarı ne diye çıktı? Mutlak değer beş. E kardeşim zaten o beşti. Hemen tekte bir şey daha gösterelim. Bakın eksi sekiz demek. Eksi ikinin üçüncü kuvveti demek. E kardeşim benim kökümün derecesi 3. O zaman bakın bunlar patladı gitti. Teklerde hiçbir sıkıntı yok. Direkt dışarı çıkıyordu. Ama bakın derecem benim 4 ise kökümün derecesi 4. Üstümün derecesi 4 ise, o zaman bunlar sadeleşir. Ne gelir? Mutlak değer 7'den dolayı cevap 7 olur. Bir daha söylüyorum burayı. Tekrar edelim arkadaşlar. Tekrar da yarar vardır. Hemen bakın bir daha söylüyorum. Arkadaşım eksi 7'nin 4. kuvvetini alırsan sen Burada ne olacak arkadaşlar? Burada ne olacak? Pozitif olacak. Pozitiflikten sonra da yine dördüncü dereceden kökü alırsan artık o 7 üzeri 4 pozitif bir sayıydı. Dördüncü kökü alırsan 7'den kurtarmış olursun. Ya yani ne yapıyorsun? Eksiden kurtarmış olursun. Yani ne yapıyorsun? Mutlak değer eksi 7, 7 olarak oluyor. Bu soruların en haşini, en haşini, en sıkıntılısı nedir arkadaşım? Burada bu bilinmeyenlerle yapılanlardır. Bilinmeyenlerle. O zaman hemen yapalım. Bakın kökün derecesi 3 mü? E üssüm de 3. O zaman bu adam kaşına gözüne bakmaz. Hemen ne yapar? Dışarıya aynen Johnny Wayne çıkar. E benim derecem 2. E kökümün derecesi 2. Görünmez bir üst vardı. Bu görünmez üst derken ben de hiç gözükmüyor galiba. O zaman burası 2. E kökün derecesi 2 iki, görünmez 2'den dolayı üssüm 2. Ama çift derece olduğu için kim gelecek? Mutlak değer gelecek a ile birlikte. Artı hemen bakıyorum burada kökümün derecesi 4. Üssüm 4. Ne olacak mutlak değer a eksi b olacak. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Bu adam zaten ezelden beri be. mutlak değer ne yapıyordu? Mutlak değer çamaşır makinesi gibiydi. Ne yaparsın kirli atarsın temiz çıkar. Yani post negatif koyarsın pozitif çıkar. Temiz atarsın yine temiz çıkar. Ne yapacak pozitif koyarsın yine pozitif çıkar. İşte o yüzden dolayı arkadaşım ben a'yı negatif koydusam dışarıya pozitif çıkması lazım. Pozitif çıkması için de ne yapıyorum? Önüne bir eksi fırlatıp atıyorum. Burada önümde ne var? Elimde ne var benim? A eksi B var. Kardeşim iki sayı birbirinden çıkıyorsa arkadaşım hemen sen neye bakacaksın? Kim kimden büyük? Bakıyorsun A küçük B büyük. Ama hocam A negatif B pozitif. Hiç o davalara girme. İki sayı birbirinden çıkıyorsa o zaman senin yapacağın olay şu arkadaşım. Kim büyük kim küçük? A küçük mü? Küçük. A'dan B çıkarsa bunun cevabı nedir arkadaşım biliyorsun? Negatiftir uzatmaya gerek yok. Küçükten büyük çıkarsa ister eksi olsun ister pozitif olsun ister ikisi de eksi olsun ister ikisi, ikisi de artı olsun hiç fark etmez. Dünyanın kuralı küçükten büyük çıkarsa cevap negatiftir. Negatifse işte ben ne yapacağım o zaman ben bunun başına eksi koyarak dışarı çıkartacağım. Niye? Çünkü negatif bir şey mutlak değerin dışında artı olması gerekiyor arkadaşım. Hallettik bunu da. O zaman bakalım ne oldu? B artı eksiden dolayı eksi. Artı dağıldı. Eksi dağıldı. Burası artı eksiden dolayı eksi oldu. Eksiyi dağıttım. Eksi A. Eksiyi dağıttım. Artı B oldu. O zaman cevabım ne olmuş oldu? B, B, 2B. Eksi A, eksi A. Eksi 2 A oldu da bitti maşallah. Güzel soru oldu inşallah. İşte bu kadar arkadaşım. Mutlak değerin mantığını da anlamışsın inşallah. Negatifse ne yapacağız? Pozitif çıkarmak için önüne eksi koyuyoruz. A negatifse önüne eksi koyarsan pozitif olur. Geldik bir başka soruya. Bu da rasyonel sayıların ondalık gösterilerinin köküne bakıyoruz. O zaman ne yapacağız? Ben hemen bildiğimi yapayım arkadaşım. 1,69 nedir arkadaşım? 169 bölü virgülden sonra 2 rakam olduğu için 2 tane 0 koydum. Nerede? Kök içinde. Artı. Burada ne var arkadaşım? Yukarıda 4 var. 4 sayısı virgülden sonra da al sana 2 tane 0. Bunu da hallettim. Bölü. Geldim buraya. Bakıyorum. Eksi. Sayım 27. Virgülden sonra 1, 2, 3 tane sayı var. O zaman buraya da 3, 0 koydum. Ve kökümün derecesi 3 olduğunu gördüm. Şimdi arkadaşım şimdi çok dikkat. Bu köklü sayılarda bu köklü sayılarda hemen şunu fark etmen lazım. 13 bölü 10'un karesidir bu adam. Kök içinde artı bu adam da 2 bölü 10'un karesidir. Kök içinde aşağıda da bir şey fark etmen lazım. 3 bölü 10'un karesidir kübüdür ama önünde eksi var. O zaman da ne olmuş oldu? 3 dereceden kökün içinde, 3 dereceden kökün içinde eksi 3 bölü 10'un kübü olmuş oldu. Bir kere ne olacaktı? Görünmez 2 var. Küple kare, şey, kare kök gitti. 13 bölü 10 kaldı. Süper. Artı görünmez 2 vardı. Kare kökle 2 gitti. 2 bölü 10 kaldı. Süper. Aşağıya baktım. 3 dereceler gitti. Ne kaldı? Eksi 3 bölü 10 kaldı. Yukarıyı toparlayalım faydalar aynı. 15 bölü 10 var. Aşağıyı toparlayalım. Ters çevirip çarpacağım. 10 bölü eksi 3 var. Çarpmada çapraz sadeleştirme var. Çarpmada çapraz sadeleştirme var. 15'i 3'e bölersen 5. Önünde de bir tane eksi vardı. Eksi 5'i patlattım ve soruyu da bitirdim. İşte bu kadar arkadaşım. Çok zor bir muhabbet yokmuş demek ki. Bu olaylarda zor değilmiş. Hemen bu şekilde de çözebiliyormuşuz. Ondalıklarda da bir sıkıntı yokmuş. Geldim buraya. Şimdi çok net tak 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 yapman gereken bir soru. 64 neyin kübü? 4'ün. Bakın 2'nin kübü 8. 3'ün kübü 27. 4'ün kübü 64. 5'in kübü 125. 6'nın kübü 216. 7'nin kübü 343. 8'in kübü bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü buraya kadar bilsen iyi olur. 8'in kübünü ne yaparsın? 2 üzeri 3 üzeri 3'ten dolayı 2 üzeri 9 olduğunu bilirsin. O da nedir arkadaşım? 1024'ün yarısı 512'dir aklında olsun. O zaman e, 64 dediğin şey 4'ün kübü mü? Evet. O zaman 4'ün kübü ise eksi 4'ün kübü ise küple üzerindeki gider ve ne kalır elinde? 10 artı 5. dereceden kök 28 eksi bir de buradan ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Devam ediyorum. Eksi eksi artı oldu. O zaman ne oldu? 32. E kardeşim sen 32'yi de biliyorsun. 10 artı 32 dediğin şey nedir arkadaşım? 32 dediğin şey benim için 32 dediğim şey 2 üzeri 5'tir. E 2 üzeri 5 ise burası. E burada da 5. ejden kök var. O da kök dışına çıkar. 2 kalır. O zaman ne kaldı elimde de? Kök 12 kalmış oldu. Bu da şimdilik kalsın. Birazdan belki daha fazlasını belki değil kesin göreceğiz. Şimdi daha fazlasını göreceğiz. Ama şimdilik böyle kalsın. Normalde şıklarda böyle bir şey olmaz. Şurayı bir daha göstermek istiyorum. 5. dereceden kök varsa ve 32 ise bu 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5 de ne olacak arkadaşım? 5'ler sadeleşecek. Hemen cevabım 2 kalacak. Geldik buraya. Kök içindeki çarpanlardan birinin dışarı çıkarma. Kök içindeki çarpanlardan birini dışarı çıkaracağız. Nasıl yapacağız bunu? Kök içindeki sayının sayıyı kökün derecesine dikkat ederek iki sayının çarpımı şeklinde yazarak üssü kökün derecesine eşit olan sayıyı dışarıya kökün kat sayısı olarak çıkarırız. Ne anlattın sen? Ne diyorsun? Hemen dikkatli okuyup su örnekle gösterelim. Köklü sayılarda derece veya kökün içindeki sayının büyümesi kökten sayıyı çıkarmamızı zorlaştırır. Bu durumda sayıyı asal çarpanlara ayırmamız gerekiyor. Yani ne diyor bize? Bak diyor burada kardeşim 2 var, 3'ün karesi var, bir de derecemde 2. Bak derecen 2 ise üstünde de 2 varsa bu kilidi kırar çıkar. Ama kilidi kırar çıkar ama biraz da darbe alır. Yani 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. Ama bak 2'de bir action yok. 2'de bir hareket yok. Bunun derecesi 2. Iki, 2'nin üstü 1. O zaman olmaz. Ne olacak? Eşit ya da büyük olacak. O zaman dışarı çıkar. Gördüğün gibi yaptık. Şimdi size bir soru. Herkes bunu cevaplasın izlerken. 16 kimdir? Bakın 16 kimdir? 16 kimdir sorusuna 4 kere 4 diyenler yanıldı. Neden? Bugüne kadar dört kere dört diyebiliyoruz. Doğru. Bir sıkıntı yok. Ama bugün derecem üçse sen bunu ne diye bil? Sekiz kere iki diye bil. Niye? Çünkü arkadaşım bak. Üçüncü dereceden kökün içinde iki çarpı iki üzeri üçtür. Tabanlar yazısı üçler toplandı. İki üzeri dört oldu yine. Neden böyle bir şey yaptın hocam? Çünkü bu üç, bu üç, bu iki üzeri üç kilidi kırar çıkar. Biraz da darbe alır üstünü bırakır. Üstünü bırakır. Peki içeride kim var? 300 dereceden iki kaldı. 300 dereceden kökün içinde iki kaldı. Çünkü niye? Bu adamın gücü yok. Kilit üçlük kendinde birlik var. Bu da yapacak bir şey yok. içeride kaldı. Bak şimdi kök 48. 48 kimdir sorusuna 24 çarpı 2 dersen kalırsın ortada. 6 kere 8 dersen yine kalırsın ortada. Ama 16 kere 3 dersen yaşarsın. Neden? Çünkü benim derecem 2. 16 demek 4 üzeri 2. 3 demek zaten 3. O zaman ne oldu? Kilidi kırdı çıktı bu adam dışarı 4. Buradaki ne oldu arkadaşım? İkinci dereceden 3'ü patlattım kaldı. Niye? 3'ün gücü yetmedi. Çünkü kilit ikilik üstsün birlik. Geçtim. 96 kimdir sorusuna? 48 kere 2 dersen yanılırsın. Nedir? 32 kere 3'tür. Neden? 5'i derece diyor sana. Neden 32 kere 3 yazdım? 32 dediğim şey 2 üzeri 5'tir. Derecem de 5 olduğu için ve yanında da 3 olduğu için o zaman bu adam kilidi kırdı, çıktı. Diğer adam ne yaptı arkadaşım? Diğer adam kaldı. Niye? Çünkü kilit beşlik, benim gücüm birlik. Bunu da bu şekilde söylemiş ve yazmış. Olduk. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bu. Hemen bunlarla ilgili güncel bir problem, güncel bir soru soralım. Basit bir soru ama olsun. Bizim zihnimizde canlansın. Aşağıdaki aşağıda içlerinde santimetre kare cinsinden alanları yazan karelerin Birer kenar uzunlukları santimetre cinsinden bulunuz diyor. Bir dakika bu bir kare mi? Kare. O zaman A ile A'nın çarpımı A kare mi? A kare 300 ise bir kenarım benim kök 300'dür. Buraya bakıyorum. Bir kenarım benim kök 240'tır. Peki 300 nedir arkadaşım? 300. Bakın buradası ikinci derece olduğu için 100 kere 3'tür. 100 kere 3'te mesela hemen yazalım. Onun karesi çarpı 3. Neden öyle yazdım? Mesela 150 çarpı 2 niye yazmadım? Çünkü bana kare lazım. Kilidi kırıp çıkacak ama diğerinin gücü yetmeyecek ve ikinci dereceden 3 olacak. İkinci dereceden kök 3. Ne yaptık? Yani kare kök 3 olduğunu söyledik. Peki 240 kimdir 240? Bakın 240 da bu biraz zorlu. İsteyen böyle çarpanlarına ayırabilir. Mesela ben hızlıca 4'e bölerim. 60, 4'e bölerim 15, 5'e e bölerim ve 3'e bölerim. Demek ki 4'ten 2 tane var. Hemen o zaman 4'ün karesidir. Ve 5 kere 3'tür. Hocam ne yaptın sen ya? Hemen pat 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 4'e böldün. Ben her zaman ilk gördüğüme bölerim arkadaşım. Çok da önemli değil. 240'ı hemen 4'e böldüm. Bir sıkıntı yok. Zaten 4 ile başka bir yerden 2 gelseydi. 4 ile 2'yi birleştirdim. Benim kökümün derecesi kaç? 2. O zaman 4 dışarı patlattı çıktı. Yalnız kare kök içinde kim kaldı? 3 kere 5. 15 kalmış oldu. İşte bu kadar. Bu arada bir daha söyleyelim. Buradaki 2 yazılmayabilir. 4 çarpı kare kök. 15 olduğunu söyledim. Ve bu olayı bitirdim arkadaşım. İşte bu kadar. Geldik kökün önündeki sayıyı kökün içine almaya. Peki arkadaşım şimdi ne yapacağız? Aslında yapacağımız şey basit. Yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Biraz önce nasıl kilidi kırıp çıktıysa şimdi de aynen geri gelecek. Nasıl hocam? E biraz önce bakın bu tarafı yapmıştık. Dereceler aynıysa kilidi kırıp çıkıyordu. E çıktı. Bu sefer de? E, i̇çeri girmek istiyor. E, kilidi var elinde. Ne yaptı o zaman? O kilidi alıp girdi. Yani ne yaptı? Kilidin senin neyse neylik bir şekilde x üzeri ne bir şekilde içeri giriyorsun. Mesela 7. Ne yapacak arkadaşım? Derece kaç? 2. Derece kaç? 2. O zaman 7'nin karesi çarpı 3 şeklinde içeri gireceğim. Yani 49 çarpı 3. 50 tane olsaydı 150 idi. Bir tanesi eksik. 147 kök içinde girdi. Devam ediyorum. Burada derecem kaç? 3. Peki ne yapmış bu? Kilidi kırıp çıkmış. O zaman kilidi alıp gelsin geriye. Üçüncü dereceden kök. Üçün kübü çarpı 2. Yani ne olmuş oldu arkadaşım? 27 çarpı 2. 54. Üçüncü dereceden kökün içinde. Peki burada işler zorlaştı mı? Hayır. Sayı küçüldü çünkü. Dördüncü derece ise bu adam kilidi kırıp çıktığı gibi kilidi alıp gelecek şimdi. 2 üzeri 4 çarpı içeride de 5 vardı. 2 üzeri 4 16 idi. 16 kere 5 80'dir onu biliyorum. O zaman ne oldu? 4. dereceden 80 oldu. Peki 80 kimmiş? 4. derecelerde 16 kere 5'miş. 16 kere 5'miş. Mesela bakın 54 kimmiş? 6 kere 9 değil. 3. derece köklerde neymiş? 27 çarpı 2'miş. Bu gibi çarpmaları aklımızda tutalım. Bizim işimize çok yarayacak. Köklü sayılarda peki sıralama nasıl yapıyoruz? Sıralamada çok önemli bir mevzu var. O da şu... Kök dereceleri eşit olan sayılarda kök içindeki sayı büyük olan daha büyüktür. Tabii ki de mantıklı. Tabii ki de üçüncü dereceden kök beş mi büyük? Üçüncü dereceden kök yedi mi büyük? E tabii ki de arkadaşım üçüncü dereceden kök yedi büyük. Kök dereceleri eşit değilse kök dereceleri eşitlenerek yapılır. Hayda bir dakika ya ben bunu ilk defa duydum. Kökün dereceleri eşit değilse kök dereceleri eşitle. Ya kardeşim bu rasyonel senin paydası mı eşitleyeceğiz? Aynen ona benziyor. Nasıl biliyor musun? Zaten sen şurada A üzeri M bölü N şeklinde yazıyor muydun? E üssü aşağı sen K ile çarpabilir misin rasyonel sayılardaki? E bunu geri alabilir misin? Alırsın. Nasıl? A üzeri K çarpı M. O zaman K çarpı ne? İşte böyle köklü sayılarda sadeleşme veya genişletme yapabilirsin. Nasıl? İşte burada üssünü neyle çarpıyorsan kökün derecesinde onunla çarpacaksın. Ya da Üssü neyle sadeleştiriyorsan kökün derecesinde. Onunla sadeleştireceksin. Ne anlatıyorsun hocam sen ya? Şunu anlatıyorum bak dostum. Bunun derecesi 3 mü? Burada görünmez bir 2 mi var? Burada görünmez 4 mü var? ABC cisminin uzunlukları sıralama diyor. Bir dakika bunun derecesi 3, bunun derecesi 2, bunun derecesi 4 ise... Bunların içini dışını biz ne yapalım? 4, 3, 2'nin ortak katı olan 12'de toparlayalım. Bak şimdi dostum burada ne olacak o zaman? Senin 3 ile 4 ile çarparsam ben... İçi de içeride de 1 ile 4 çarpacağım. Çünkü üssü 1 idi. Geldim buraya. Bu adamı ben 2'yi 6 ile çarparsam 3 üzerindeki 1'i de 6 ile çarpacağım. Burada da ne olacak? 4'ü 3 ile çarparsam gelip burada da 1'i de 3 ile çarpacağım. O zaman bakıyorum soruma. Ne diyor bana o zaman burada? 12. dereceden 2 üzeri 4 geldi. 2 üzeri 4 16'dır. Geldim buraya. 3. dereceden pardon özür dilerim. Biraz önce 2 idi. 3 üzeri 6 geldi. 3 üzeri 6'yı da şöyle düşünelim. 9 kere 9 kere 9. Çünkü 3'ün karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi. tabanlara aynı üstler topladık. 3 üzeri 6. E 9 kere 9 81. 81 kere 9 ne olmuş oldu? 729 olmuş oldu. 6'a geldiğimde de 5'in kübü de 125 olduğunu biliyorum. Kaçıncı derecede? Yine 12. derece. Şurada bir el sürüşmüş. 13 yazmışız. 12. derece. O zaman hemen ben ne yaptım? En büyük B olduğunu, sonra C olduğunu ve sonra da yavrucak şurada bir tane 16'cık küçücük bir tane köklü sayı varmış. Onu da toparladık ve doğru cevabımızı bulduk. İşte bu kadar. Arkadaşlar yavaş yavaş dersin sonuna giriyoruz. Hemen yapacaklarımıza bir bakalım. Yandaki küp biçimindeki kutuların birer ayrı uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Kırmızı kuttan 4 tanesi üst üste yerleştirildiğinde oluşan cismin yüksekliği K. 4 tane üst üste yerleştirsin arkadaşım kırmızılardan. Değil mi kırmızı kutulardan? 4 kök 5 eder. Başına koyalım. Kök 5, kök 5, kök 5. dört tane kök 5. Ma Bu neymiş arkadaşım? K'ymış. K yüksekliğe sahipmiş. Devam edelim. Mavi kutulardan 7 tane üst üste koyuyormuşsun. Ve ne oluyormuş arkadaşım? Bunun yüksekliği de L oluyormuş. Ve 5 tane de sarılardan koyarsan. Bunun yüksekliği de M oluyormuş. Şimdi bana ne söylüyor? Sıralamayı yapın diyor. Bir dakika. Bu kilidi kırmış dışarı çıkmıştı içeri girecek. Nasıl içeri girecek? 4'ün karesi çarpı 5 diye. E bu adam da öyle. 7 içeri girecek. 7'nin karesi çarpı 2 diye. Süper. Burada da m ne olacak arkadaşım? M de hemen bakıyorum. Kökün içine 5'in karesi çarpı 3 diye girecek. 5'in karesi çarpı 3 diye girecek. Hemen toparlayalım o zaman. 16 kere 5'i biraz önce söylemiştik. 80. 7'nin karesi 49. 2 ile çarparsak 98. Bu adamın içi de 98. Bu adam da böyle. Burası da 5'in karesi 25, 3 ile çarptığım 75 olduğunu gördüm. Başlarına da KLM yazmıyorum. Çünkü kalemi mürekkep bitmesin. <laughs> o yüzden hemen ne yaptık? Burayı da toparlamış olduk. Tabii kökü yazalım ama o kadar da değil. Kökü yazdıktan sonra ne fark ettim? En büyük L 98. Sonra K. Sonra pardon. En büyük L 98. Sonra K. En sonunda da M olacak. Tabii küçükten büyüğe sıradığımızda L en büyük, M de en küçük olacak. Geldik köklü sayılarda toplama çıkarma işlemini. Köklü sayılar toplanır veya çıkartırken yine 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 yine, yine elma muhabbeti. Bakın aynısından A tane, aynısından B tane, aynısından C tane. A ile B'yi topla, C'yi çıkar diyor. İşte bu kadar. Mesela bakıyorsun bunlar kök 2. Iki. ikinci dereceden kök, ikinci dereceden kök. O zaman 12 tane A 3 tane A'yı toplarsan 15 tane A eder. Ya H yazdım buraya A değil tabii ki de kök 2 eder. Peki 14 tane kök 3, 5 tane kök 3 ne olmuş oldu? 19 tane kök 3 olmuş oldu. Dikkat dikkat dikkat. 72 nedir? 36 çarpı 2'dir. O zaman 6 kök 2 artı 9 kere 2 var burada. 3 kök 2 eksi bak bunlar kök 2 ya kesin bu da kök 2. O zaman ne olmuş oldu? 5 kök 2 de buradan geldi. 25 kere 2'den dolayı. 6 ile 3 topladım. 9. 5 çıkardım. 4 kök 2'yi bulmuş oldum. Hemen arkadaşım 108'e bakıyorsun. 108'i çok iyi bil. 36 çarpı 3'tür. 6 kök 3'ü buldum. Artı 27 9 kere 3'tür. 3 kök 3'ü yazdım. Eksi. Burası da kök 3 olması gerektiğine göre. 48 3'e bölersem 16. 16 4 kök 3'tür. O zaman ne oldu? 6 artı 3 9. 4 çıktı. 5 kök 3 olduğunu bulmuş oldum. Toplama çıkarmada demek ki tırışkaymış. Orayı da anlamış olduk. Şimdi bir soru var elimizde. Bakalım ne diyor bu soru. Kök 169, 162 varmış. Kök 18 varmış. Ve kök 50. Burası 162. Burası 118. Yeşil olan da kök 50 ymiş Peki x kaçtır diyor. Bir dakika arkadaşım. Bir kere ben şurada kök 162'den Neyi çıkaracakmışız? Kök 18 artı kök 50 artı bir de burada x var. E bunların toplamı buna eşit. Kök 162 nedir? 81 kere 2'dir. 81 kere 2 de 81 dışarıya 2 diye e 9 diye çıkar. Çünkü 9'un karesi olduğu için. Ve karşı tarafta da 9 kere 2'den dolayı 9 kere 3'ten dolayı e 9 kere 2'den dolayı özür dilerim. 9'da, 9'da nasıl dışarı çıkar? 3 diye 3 kök 2 ve burada da kök 50 var. Kök 50'de de 25 kere 2 olduğu için 5 kök 2'yi buldum. Yazdım. E burada 9 tane var. E burada 8 tane var. O zaman demek ki bu adama da bir tanecik kök 2 kalmış oldu. X eşittir. Sadece ve sadece kök 2 olduğunu gördüm. İşte bu kadar. Yapacağımız şey tamamen bunlar. Geldik bir başka mevzuya. Peki toplama çıkarmayı anladık. Şimdi çarpmayı nasıl yapacağım? Çarpmada da Yeter ki üstler aynı olsun. Hani tab tabanlar farklı da üstler eşitse çarpma yapabiliyordum ya. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Tabanlar farklı üstler aynıysa aynı üste giriyordu. Üst sayılarda görmüştük burada da aynısı. E bunu üst şekilde yazabildiğine göre bir bölüne bir bölüne diye. O zaman üstler aynı olduğuna göre demek ki aynı dereceliler iç içe girecekler. Yani tek kök içine tek kök neye girecekler. Mesela bak ikinci derece mi? İkinci derece. O zaman 3 kere 5 15. Bakın derecede 2. 2, 2, 2. Geldim buraya. Bak 2 kere 3, 6. Bunlar zaten tam sayılar. 2 çarpı kök 3, çarpı 3, çarpı kök 7. Bunlar ne oldu? 2 kere 3, 6. Kök 3, kök 7. Aynı derece oldukları için 3 kere 7, 21 yaptım. Geldim buraya bak. 4 kere 3, 12. Zaten onlar tam sayı. Başka bir şey gerek yok. 3. dereceden 2. 3. dereceden 4. Çarparsan 3. dereceden 8 oldu. Bir dakika şimdi. 8 dediğin şey 2'nin kübü değil mi? 2'nin kübü kök içinde, küp kök içinde o zaman o da dışarıya 2 diye çıkar. 12 çarpı 2'den dolayı 24 olmuş oldu. İşte bu kadar. Şimdi buraya bakalım ne var burada işlem olarak. Kök 2 ile kök 3'ü çarptım. E, kök 6. Çünkü dereceler aynı. Hemen iç içe soktum. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. E, artı kök 4 Artı 1 kere 3 kök 3 kök 3. 1 kere kök 2 kök 2. Sadece burada ne olacak arkadaşım? Burada 4 değil kök 4 değil de buraya 2 yazacaksın. Kök altının kök 3 ile kök 2 ile hiçbir alakası yok. Onlar nevi aslında münasır. Sadece kök 4 ne olur? 2 şeklinde yazılabilir. Karesini alırsak arkadaşım şöyle bir şey olur. Birincinin karesi ne olacak? Köklü sayıyı kare alırsan tam sayı diye çıkar. birincinin lekin çarpın 2 katı. Bak 2 tane... Kök 2 çarpı 1 zaten kendisidir. İkincinin de karesi yazdım. Birin karesi zaten 1'dir dedim. Olayı bitirdim. Tabi böyle bırakılmaz. Ne yapılır? 1 artı 2 ne olacak? 3 eksi 2 kök 2 diye bunu da yaparsın. Çarpmanın toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılmaya ihtiyaç özelliğine dağılmaya ihtiyaç olacaktır diyor. Evet çarpmada toplama ve çıkarmaya dağılması üzerine dağılması çok önemli bir mevzu. Onu söylüyor burada. Onu da biz de tekrar söylemiş olalım. Şimdi yeni nesil bir soru var. Nasıl bir soru? Burayı çözümleyeceğiz. Ortadaki şey, ortadaki şey alıyorsun üstle altı çıkartıp çarpıyorsun. Ortadaki şeyle üstle altı çıkartıp ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Hemen bakıyorum. Ortadaki şey ne? Kök 27. Ne yapmamı istiyor? Kök 48 eksi kök 12 yapmamı istiyor. Tamam arkadaşım. Kök 48 neydi? 16 kere 3'tü. Tamam burası 4 kök 3. Eksi burası neydi? E 4 kere 3. O zaman burası da ne oldu? 2 kök 3 olmuş oldu. Peki 27 neydi? 27 de 9 kere 3'tü. Küp kare kökten çıkarsa kare kök 27'den çıkarsa da o zaman nasıl çıkar? 3 kök 3 diye çıkar. Hemen toparlayalım o zaman şunu. Geldik buraya. 3 kök 3 çarpı 2 kök 3. 3 kere 2 6. 3 kere kök 3 kök 3. 3 eder. Demek ki cevabım benim neymiş? 18'miş dediğim. Bunu hallettim. Geldim buraya. Aşağıdaki sonucu rasyonel sayıdır diyor. Birincisi doğru. Geldim ikinci muhabbete. Burada ne var? Kök 50 çarpı kök 32 eksi kök 45 var. O zaman burası ne? 5 kere 2'den dolayı 25. Ya 5'in karesi pardon. 25 kere 2'den dolayı 50. O zaman 25 5 diye dışarı çıkar. Kök 2 kaldı. E burası ne arkadaşım? 16 kere 16 kere 2'den dolayı 2 kök 4. Eksi burası nedir burası? Burası da 9 kere 5'ten dolayı o zaman 3 kök 5 olduğunu gördüm. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu dördüncü. Mesela burada ne olacak? Burayı ters yazmışız. 4 ikinci dereceden kök olacak. 4 çarpı karekök 2 diyorsun. 4 çarpı karekök 2. E bir dakika bu karekök 2 bu karekök 5 birbirlerinden çıkmaz ki. Çıkmayacaklarına göre birbirinden arkadaşım. O zaman ne olacak? Demek ki burası böyle kaldı. E böyle kalırsa da ne olacak? Kök içinden çıkamayan sayılar irrasyonel sayıydı. Onu da söylemiş olduk. Şimdi son soruya bakalım. Ne yapıyorsun? Kök 2 artı 1 ile son üsttekiyle alttakini de çıkartıp çarpıyorsun. Bir dakika bunun sonucu ne ola? Kök 2 kök 2 2. Kök 2 eksi 1. E, kök 2 eksi kök 2. Bir kere kök 2 e, artı kök 2. 1 artı 1 eksi çarparsam da eksi 1 eder. E bakın artı kök 2 eksi kök 2 birbirini götürdü. 2'den e, 1 çıktı. O zaman cevabım kaç oldu? 1 olmuş oldu. Buna da yine pembeyle doğrumuzu koyalım. İşte bu kadar arkadaşım. Ne yaptık? Bu soruları da bu şekilde geçtik. Ve artık iyice sona... Yaklaşıyoruz. Hemen burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde ne olması gerekiyordu? Köklerin dereceleri aynı olması gerekiyordu. E burası 2. O zaman hemen sen ne yapıyorsun? 2 çarpı 3 yapıyorsun. Üssüm de benim 1'di. Hemen bunu da 3'le çarpıyorum. Çarpı. Çarpı. Burası üssü 3'tü. Derecesi 3'tü. Derecesi 3 ise 2 ile çarptım. Zaten hala hazırda 2 üzeri 2 vardı. Bunu da ne yapacağım? Yine 2 ile çarpacağım. O zaman baktın arkadaşım ne olmuş oldu? 6. dereceden 2 üzeri 3 geldi buradan. Çarpı burada da 6. dereceden 2 üzeri üstün üstü çarpmaydı. 4 gelmiş oldu. O zaman aynı dereceler çarpılırsa ne olacak? Aynı derecenin içine görecek, girecekler. Peki 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 nedir? 2 üzeri 7'dir. 6'dan büyük mü? Büyük. O zaman o zaman şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Ne yaptım? 7'yi 6-1 diye ayırdım. 3-4 diye topladım. 6-1 diye ayırdım. Neden? Çünkü 6. dereceden 2 dışarı çıksın, kilidi kırsın. Bu vatandaş da 6. dereceden kök içinde 2 olarak kalsın dedik ve olayı bitirdik. Bakın burada 2 üzeri 7 olarak bırakmadım. Niye? Dışarı çıkabiliyorsa dışarıya da çıkarttım. İşte bu kadar. Köklü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır? Aynı çarpmadık gibi. Aynı dereceliler iç içe giriyorlar. Mesela burada ne olacak o zaman? 15 bölü 3'ten dolayı cevabın ne olacak? Kök 5 olacak. Mesela bakın burası da aynı. 6 ile 2'yi sadeleştir. Bu rasyonel sayılarda çarpma, bölme işlemidir. Kök 3. O zaman buraya bakıyorum. 3. dereceden 14 bölü 7. E süper. Burası 2 oldu. O zaman 3, 3 çarpı 3. dereceden kök 2 diye bu soruyu da bitirmiş olduğum. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bu. Aynı dereceli kökler çarpmada olduğu gibi ne yapıyorsun? Hemen aynı kökün içine alıyorsun. Kök dereceleri eşit değilse eşitlenerek bölme yapacak. Aha da karşıma geldi. O zaman bakın şimdi dikkat. Burada 3 var, 4 var, 2 var. Hepsini biz kime getirelim? Yine 12'ye. Burası kaçtı? 2 üzeri 4'tü. 200, şey pardon 2 iki üzeri 2'ydi. 2 i̇ki üzeri 2'yi bunu 4 ile çarptıysam üstünde 4 ile çarpacağım. Çarpı Geldim buraya. Burası 4'tü. Ben bunu 3'le çarparsam 2 üzeri 3'tü. Ben bunun üstünde ne yapacağım arkadaşım? Yine 3'le çarpacağım. Bölü aşağıya baktığımda da görünmez bir 2 vardı. Ben burayı 6 ile çarparsam görünmez bir 1 vardı. Burayı da 6 ile çarpmam lazım. Ne olmuş oldu o zaman? Kökün derecesi 12. 12, 12 olmuş oldu. O zaman tek bir kök içinde 12'yi alırsam 4 kere 2 8 çarpı 3 kere 3 9 bölü 2 üzeri 6 kere 1 6 geldi. O zaman tabanlar ise üstler toplandı. 17 6 çıktı. O zaman 11 kalmış oldu. Nerede? Kök 12'de. G, kare 12 dereceden kökte 2 üzeri 11 oldu. Peki arkadaşım sorum şu. Bu dışarı çıkabilir mi? Çıkamaz. Niye? 11 küçük 12'den. Büyük olsaydı 12'ye göre yazardım. 2 parça halinde ona göre de kökten dışarı çıkartırdım. İşte bu. Müthiş. Müthiş. Süper. Geldik bir sonrakine. Altıncı dereceden 132 litre süt her biri 2 kök 11 litre süt alabilen şişelere doldurulacaktır. Buna göre tüm sütün şişelere doldurulması için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Bir kere e, şunu biliyor muyum ben? Buradaki buradaki sayı 6 kök içinde 132 sayısı neye eşit? Mesela 12 kere 11 mi? Aynen. 12 kere 11'e eşit. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 6 çarpı kök içinde 132 bölü 2 çarpı kök 11 diyelim. E tamam süper. O zaman bakın. Şununla şunu sadeleştirirsem bir kere elimde 3 var. Peki bununla bunu sadeleştirsem aynı derece köke girecekler. O zaman 132 bölü 11 kök 12 olacak arkadaşım. E kök 12'yi görüyorum. E o zaman ben şunu içeri atayım bir. 3 içeri girsin. Kök 108 oldu. Çünkü 3 içeriye 9 diye girecek. 9 kere 12 de 108 oldu. İşte burada en az kaç şişe ihtiyaç vardır? Benim sayım neymiş arkadaşım? 108'miş. 108 ise demek ki kök 100'e yakın bu. Kök 100 olsaydı 10 tane lazımdı. Ama 11'e zaten çıkamıyorum. O zaman dikkat ne yapıyorum? 10 tane tam dolu olur. 10 tam dolu. Bir, bir de az dolu olacak. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır? 10 tane tam dolu biri de az dolu olduğu için toplam 11 tane şişeye ihtiyaç vardır. Tüm sütün şişelere doldurulması için diyor en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? 10 tane tam dolduracaksın. Kök 8 tabii ki de kök 8 değil bu arada o yanlış olmasın. Kök 108'den Kök 100 çıkarsa kök 8 kalmaz. Bunu da unutmayalım. Geldik eşlenik muhabbetine. Çarpımlarının sonucu rasyonel iki sayı iki köklü ifadeye birbirlerinin eşleni Ne yapacağız şimdi? Çarpımlarının sonucu rasyonel sayı olacak. Ve iki köklü ifadeleri birbirinin eşleni. Kimler bunlar arkadaşım? Bakın ikinci dereceden köklü. ikinci dereceden kök birbirlerinin eşlenidir. Niye? Kök A kök A'yı çarparsak biraz öncelerden yaptığımız gibi cevabı A çıkar. Bir de dikkat. Kök A ile kök B toplama ya da çıkarma varsa toplama ya da çıkarması bunun eşleniğidir. Artının eşleniği eksi, eksinin eşleniği artıdır. Bunu unutma. Bir de ne var arkadaşım? Birbirlerini içeride M'ye tamamlayanlar. Yani kökün derecesine tamamlayanlar da eşleniktir. Niye? Çarpınca kök kök içine girecek. Birbirlerin tabanları aynı olduğu için üstler toplanacağı için dereceyle aynı olduğun anda o zaman ne olacak? Dışarı çıkabileceksin. Bak kök 2'nin de eşleniği. Kök 2'dir. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsan 2'dir. Kök 3 artı kök 2'nin eşleniği kök 3 eksi kök 2'dir. Dikkat çarpımları şöyle hızlıca kök 3 kök 3 3 kök 2 kök 2 2 3 eksi 2'den dolayı bunun cevabı 1'dir. Sakın burayı kaçırma. Devam ediyorum. 4 eksi kök 3'ün eşleniği 4 artı kök 3'tür. 4 4 16 kök 3 kök 3 3 o zaman çıkartırsak ne olacak? 16 eksi 3 olduğundan dolayı bunun cevabı da 13 olmuş olacak. Devam edelim. 2 kök 3 eksi 1'in eşleniği 2 kök 3 artı 1'dir. 2 kök 2 kök 3 ile çarparsan 2 kere 2 4 kök 3 kök 3 3 12 12 eksi 1'den dolayı da 11 oldu. Şimdi müthiş dikkat. Bakın bunun eşleniği 4. derecedir. Yine 4. derecedir ve içindeki bunun üssü 1 olduğuna göre bunun üssünü nasıl yaparsak da eşlenik yaparız. 5. 5 beş üzeri 3 yaparsak. Niye? 4 4 aynı kök içine girecek yani 4. dereceden köke. 5 üzeri 1'i neyle çarparsan 4. kuvvet eder? Tabii ki de 5 üzeri 3. Peki bunların ikisini çarparsan ne olur? Bakın 4. dereceden 5 üzeri 4 olur. O zaman ne olmuş oldu? Cevabım da 5 çıkmış oldu. İşte bu kadar eşlenik muhabbet de bu. Şimdi paydayı rasyonel yapacağız ve olayı sonlandıracağız. Peki nasıl sonlandıracağız arkadaşım yavaş yavaş? Şuna bak şimdi iyi izle iyi izle. Şimdi burada benim paydam irrasyonel mi? Evet. Peki bunu ne zaman ben rasyonel yapabilirim? Eşleniyle çarparak. Bak eşleniyle çarpıyorum. Peki bu adamı eşleniyle çarpıyorum. Bakın bunun eşleniği arası sadece eksi olan. Bunun eşleniği de normal kökü 3. Şimdi bakın çarptık paydaları genişlettik. Ne oldu? Kökü 3 artı 2 bölü kökü 3 kökü 3 Kök 2 kök 2 2 bunun paydası 1 oldu. Artı buraya geldim. Hemen 1 ile çarptım. Kök 3 eksi kök 2 bölü kök 3 kök 3 3 kök 2 kök 2 2 3'ten 2 çıktı. 1 A, eksi burayı çarptım. 6 kök 3 bölü kök 3'ü kök 3'te çarparsan 3 olur. Şimdi bakın şunla şu sadeleşti. Işte, burası 2 kök 3 kaldı. Bakın hatta şunu da götürelim. Yukarısı 2 kök 3 kaldı. Şimdi dikkat. Artı eksi var. Bununla bunu toplarsam kök 2 kök 2 birbirini götürür. Kök 3 kök 3 2 kök 3 olur. E burada da zaten 2 kök 3 vardı. O zaman çıkartsam sonuç ne oldu? Sıfır olmuş oldu. Şimdi bir yan tarafa geçersek ne olacak? Çok 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 dikkat et arkadaşım. Bak aşırı dikkat et. Kök 15'in içinde kök 3 var mı? Var. O zaman bunu sen kök 3 çarpı kök 5 diye ayırabilirsin. 3'ün içinde var mı? Var. Onu da kök 3 çarpı kök 3 diye ayırabilirsin devam ediyorum. Burada bir de ne var? Eksi parantezine alırsan kök 5 artı kök 3 var. Altta da ne var arkadaşım? Kök 3 eksi 1 var. Burada da zaten bunun eşleniği kök 5 olduğu için şimdiden çarpıyorum. 10 kök 5 bölü 5 var. Şimdi arkadaşlar yukarıya bakarsanız kök 3 parantezine alsan kök 3 parantezinde kök 5 eksi kök 3 var. Bu tarafta da eksi parantezinde Kök 5 artı kök 3 var. Bölü bölü. Bu arada burası eksi değil artı olacak. Onu kaçırdık gözden. Burası da kök 3 eksi 1 eksi. Bunlar sadeleşti. Işte 2 kök 5 geldi. Şimdi çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Elma kök 3 tane elmayla bir tane elmayı çıkartırsan ne olacak? Bunu buradan şuraya alalım. Kök 3 eksi 1 tane elma olacak. O da nedir arkadaşım? Kök 5 eksi kök 3'tür. Artı kök 3'tür. Ondan sonra aşağıda da ne vardı? Kök 3 eksi 1 vardı. Bu adamlar sadeleşti. Bir de burada 2 kök 5 vardı. O zaman ne yapmış olduk? Kök 5'ten 2 kök 5 çıkarsa ne kadar çıkarsa? Eksi kök 5. Bir de şurada kök 3 vardı. O yavrucak da yanımıza gelecek dedik. Ve böyle bıraktık. Bazen de bunu böyle bırakmazlar. Kök 3 eksi kök 5 yaparlar. Her zaman pozitif önce olsun diye kullanırlar. Artık bittik neredeyse ama ders de bitti arkadaşım. Çünkü son kısma geldim. Kök içinde köklere bakıyorum. Bir de ödülü sorum var. Onu soruyorum bitiriyorum. Hemen bak şimdi arkadaşım ne yapacağız? Kökün içinde köklerde arada sayı olmazsa hemen kökün dereceleri çarptın. Çarpınca ne oldu arkadaşım? Hemen M çarpı N derecede kök X geldi. Peki arada bir tane sayı varsa o sayıyı da içeri atıyorsun. Bak bunun derecesine ne? O zaman ne kuvvetiyle atıyorsun? Yine kökler yan yana geliyor, yan yana gelince de üstü yapıyorsun. Bak burada görünmez bir iki var mı? Var. Kökün arasında sayı var mı? Yok. Üçüncü dereceden kök, İkinci dereceden kök. Ne oldu? Altıncı dereceden kök iki oldu. Süper. Bak ilk önce üçü attı içeri, üçü attın. Ne oldu? Burası üçüncü dereceden nereye içeri attık şu kökü? O zaman bunun içinde ne olacak? Üçün karesi var. Çünkü dışarıdaki üç kilidi alıp girdi. Üçün karesi oldu. Burası da üç oldu. Görünmez bir 2 vardı. O zaman ne yapmış oldum? Burası 6. E i̇çerisi de 3 kere 2 6. Aynı kök kök oldukları için çarpılacaklar. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 ile top. 3 e, üzeri 2 ile 3 üzeri 1 ile çarparsan da 3 üzeri 3 olur. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Çünkü 3 üzeri burası 3 bölü 6'dır. O da 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Yine ben buradaki 2'yi de dışarı atalım. İçeride de bu kadar. İkinci dereceden 3 üzeri 1. Yani kare 3 kalmış oldu. Son örnek. Evet uzun oldu. Güzel oldu ama bayağı iyi oldu. Heyecanlı canlı bir anlatım oldu. Hemen patlatalım burayı da. Ne var burada? 128. Arada bir şey var mı? Yok. O zaman dereceler çarpıldı. 3 kere 4 12. 128 ne? 2 üzeri 7 arkadaşım. Bunu da söyledik. Bölü. Bakın derecem ne? 2. Derecem ne? 3. Çarpıldı. 6 oldu. Bir de bu adam kilidi alıp içeri girdi. 2 üzeri 3 içeride de 2 üzeri 1 vardı. Olayı bitirdim. O zaman arkadaşım ne oldu? Yukarısı 12. derecede 2 üzeri 7 oldu. 12. dereceden kökte 2 üzeri 7 oldu. Aşağısı da 2 üzeri 4 oldu bakın. 2 üzeri 4 oldu ama burada derece 6. Benim 12 yapmam lazım. İçeriye dışarıyı 2 ile çarparsam. 6 2 ile çarptım 12. 2 üzeri 4'tü. Bunu da çarptım. 2 üzeri 8 yapmış oldum. O zaman şimdi arkadaşım ne yapacağız? Hemen söyleyelim. Aynı dereceye aldım. 12. dereceye 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 8'den dolayı ne olmuş oldu? 1 bölü 2 12. dereceden kök olmuş oldu. Ve bu işlemde bu kadar bitmiş oldu. Hatta ve hatta bunu da düzgün yazarsan 1 bölü 12. dereceden kök 2 olarak karşıma gelir arkadaşım. İşte bu kadar. Bakın takvimimizi unutmuyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Çünkü derslerimiz hızlıca devam ediyor. Üstü bitti, köklü bitti. Haftaya sayı kümeleri yapacağız. Çok dikkat edin. Artık konularımız ilerliyor. Ve hiçbir şeyi kaçırmadan dersleri takip edin. Ve arkadaşım en önemli şey ödevlerinizi de yapmayı unutmayın. Bakın Dinamo var burada. Bütün sayısal set var. Ne yapacaksın? Fizik, kimya, biyoloji yapıyorsun. Artı matematiği de yapıyorsun. Çünkü 9. sınıf çok önemli. Temeli iyi atarsak birlikte 10, 11, 12 çorap söküğü gibi gelecek. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.